Türkiye'nin nüfusu o yıllarda 44 milyon civarındadır ve sadece sendikalarda örneğin 5 milyondan fazla örgütlü işçi vardır. Dolayısıyla işçi işveren alanına baktığımızda muazzam bir mücadele söz konusu olduğunu görüyoruz. Öte yandan 68 hareketlerinin dünyadaki soldan ve sosyalizmden yana esen rüzgarı Türkiye'de bütün etkisiyle devam etmekte. Ve gördüğümüz şey gençliğin ayakta olduğu ve örgütlendiği, öğretmenlerden polislere, tarım işçilerinden akademi alanına kadar her kesimin kendi odalarında, sendikalarında, derneklerinde toplumsal mücadeleye katıldığı bir Türkiye. Düzenlenen mitinglere yüz binlerce insanın katıldığı bir dönem. Dolayısıyla aslında 12 Eylül'ün tam olarak bu toplumsal mücadele kapasitesini durdurmayı, yıkmayı ve tahrip etmeyi hedeflediği bütün politikalarında bu yıkımı tahkim etmeye yönelik olduğu söylenebilir. 80-90 arasında tüm alanlarda uygulanan politikaların, hukuk dahil olmak üzere temel amacının toplumsal hafızayı silmek olduğu söylenebilir. Bunu üç şekilde yapmaya çalıştılar. Birincisi muazzam bir korku iklimi yaratıldı. Sıkı yönetim, darbe sonrası, yüz binlerce gözaltı, işkenceler, cezaevlerindeki ağır insan hakları ihlalleri. Tüm Türkiye bir büyük cezaevine dönüştürüldü ve toplum genel olarak paralize edildi. İkincisi yeni bir anlatı inşa edildi bu dönemde ve bu inşa edilen anlatıya göre demokrasi, insan hakları, temel hak ve özgürlükler aslında anarşi ve terörün sebebidir. Bu anlatı aslında temel hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi için ihtiyaç olan sendika gibi, dernek gibi örgütlenme alanlarıyla geniş toplumsal kesimler arasına bir duvar örmeyi amaçladı. Üçüncüsü de bu yıkımın kalıcı olabilmesi ve zamana dayanıklı olabilmesi için hukuk alanında yapılan düzenlemelerle sağlanmaya çalışıldı. Yoğunluğu 80-83 arasında olmak üzere 80 ve 90 yılları arasında bilindiği kadarıyla 669'dan fazla yasa çıkarılıyor. 80'li yıllarda aslında daha çok anarşi ve beka anlatısının ön planda olduğunu görüyoruz. Bu 90'lı yılların başında, 80'lerin sonu 90'ların başına doğru terör terminolojisine evrilmeye başlıyor. 12 Eylül'le beraber ilan edilen sıkı yönetim Türkiye'nin batısında peyderpey kaldırılırken 87'de o hal ilan edilir ve yine Kürtler başta olmak üzere aslında sol muhalefete yönelik ağırlıkla cezaevlerindeki ağır insan hakları ihlalleri de devam etmektedir. Fakat o kadar çok politik mahkum vardır ki hala da 90'lara yaklaşıldığında. Bir yandan uluslararası baskı, bir yandan Türkiye'nin güdümlü demokrasiye geçiş zorunluluğu yeni düzenlemeler yapılmasını kaçınılmaz kılıyor. Bu sebeplerle bir yandan cezaevlerini boşaltmak, toplumun üzerindeki basıncı yavaş yavaş azaltmak ve başka bir zemine oturtmak için hem tahliyeleri sağlayabilecek ama aynı zamanda da toplum üzerinde bu sessizliği tahkim edebilecek kontrollü bir yapıyı sağlamak için de Terörle Mücadele Kanunu hazırlıkları başlamıştır. O tarihlerden itibaren de zaten artık anarşi tanımının, konseptinin yerini terör konseptine bıraktığını görüyoruz.